Orada Harun takası konuşuluyor hocam. Orada nedir? İşte sen çok güzel bir noktaya gittin. İşte senin de haberciliğin böyle tabii, harikasın. Sen özellikle söylemiştin bunu. Sonrasında da ben şöyle bir araştırdım. Evet, aynı kişiler değil menajeri ama aynı şirket. Şimdi aynı şirketin portföyünde bulunan iki tane değerli kaleci. Bana göre Harun bu ülkenin Fenerbahçe'deki performansını beğenilmese de bana göre değerli bir kalecilerimizden bir tanesidir. Eğer böyle bir takas olacaksa mevki olarak da masanın önüne koyabilir şirket aynı olduğu için. Yani biz Mert'i istiyoruz. Karşılığında Harun artı bir miktar para olabilir. Ama belki de şu da olur. Hayır, ben Fenerbahçe olarak Volkan Demirel'le hani bir sene daha bir abi olarak kalmasını istiyoruz ama ben iki tane sağlam kaleciyle gideceğim. Harun, Mert. Bunların ikisi. Ben kaleyi kapatacağım. 3-5 sene bakmayacağım. Güzel bir lüks o da çok güzel bir lüks olmaz mı? Volkan, Harun, Mert. Mert. Müthiş olur. Yani. Ama orada Harun artık o da belki oynamak isteyip bir de Berke'yi de unutmayalım bu arada. Berke de var. Onu da hemen vereceksin kiralık olarak. Berke'yi zaten bu sene niye kiralamadılar onu da çok bilmiyorum. Çocuğun bir senesi gitti resmen. Yani hiç de kullanılmadı. Evet. Yazık olduğunu düşünüyorum. Yani kullanmayacaksan vereceksin, oynayacak. Ki Avrupa'da da ismi geçiyor. Evet. Yani bence Merih nasıl gittiyse, Cengiz nasıl gittiyse, gerçi Cengiz bir sene oynayıp gitti ama Berke'nin de en kısa sürede gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Senin Avrupa. Bu söyleminden dünkü başkanın işte genel kurul sürecinde divanda daha doğrusu konuşması aklıma geldi. Evet dedi, çok haklısınız dedi. Çünkü eleştiri mahiyetinde önce konuşmaları aldı, sonra tek tek cevap verdi başkan doğal olarak. Senin söylediğin bakıyorum, birçok oyuncu şimdi marka isim oldu. Hepsi bizden yetişmiş. Tabii. Hocalarını çektim dedi. Altyapı hocaları, o dönemin hocaları. Ya neden böyle oldu? Hani bir kasıt aradım dedi. Çok da haklı Sayın Ali Koç böyle düşünmekte. Abi yani herkes görüyordu, Fenerbahçe'nin altyapısındaki hocalar mı görmüyor bu çocuklar kaçıyor gidiyor? Ama A takımda oynatılmadı hocam. Ha, hocaların da cevabı şu olmuş. Altyapıda rapor sunulur da A takım hocasında biter. Şahanesin. Esas nokta orada. Altyapı hocaları diyor ki dönelim. Biz A takıma sunduk. Aynen. Çocuklar oynatılmadı, gönderildi. Bu çocukların da yaşı ilerliyor. Bir yerlere gitmek, kendi kariyerlerini planlamak durumunda. Tutamadık dedi. Gittiler dedi. O zaman başkan dedi ki haklısınız. Hiçbir şey diyemiyor dedi. Orada yeni model olur umarım Fenerbahçe'de. Bence de olacak. Yani aslında modelleşmeye biraz oralardan başlarsak evren bu sıkıntıları yaşamayacağız. Çok iyi olur. Peki Ali Koç'un açıklamaları için ne diyorsun hocam? Ali Koç çok bileylenmiş bir şekilde yeni sezona girecek. Şöyle ki, başarıya bileylenmiş. Mutlaka başarılı olmalı. Hatalar yaptık diyor. Çok da güzel öz eleştiri yaptı. Ben konuşmalarından tatmin olanlardanım. Kafamda bir iki tane soru işareti kaldı. Bir, mali tabloyu eleştiren bir genel kurul üyesine şunu söyledi. Bence onu açmak durumunda Sayın Başkan. Size dedi, tabloları dedi yanıltıcı buluyoruz demiş galiba. Veya o minimalde bir şeyler söylemiş. Size dedi işin gerçeğini anlatırsam dedi Fenerbahçe zarar görür, çok üzülürsünüz dedi bizden önceki dönemlerde yapılanları. Şimdi bir dış göz olarak bu açıklamadan ben Alp Pehlivan olarak iki tane geri bildirim çıkardım. Bir, ya bir yolsuzluk yapılmış söylemek istemiyorum ya da ki en güzeli en şıkı odur bence. Hamleler yapılmış, yatırımlar yapılmış, başarılı olamamış, onun için kulüp zarara uğramış. Onu alır başımın üstüne koyarım. Ama herkesin bunu bu şekilde yorumlamasını beklersek biraz hata. Ben geçmiş yönetimi tabii düşünebilir. Şimdi geçmiş yönetimi ve başkanı Sayın Başkan'ın zan altında bırakırız ki bence ben hiç kendisini tanımamam etmemem ama ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğunu, Fenerbahçe için özellikle bu 3 Temmuz sürecinde yaşadığını, o sıkıntılarını, hapis hayatını, yani Allah kimse yaşatmasın, onlara baktığım zaman ikinci seçenek diyorum. Yani Ali Koç bile isteye veya herhangi birilerinin menfaati için kulübün ekonomik tablosunu bu hale getirmemiştir. Transferdir. Yeni başkan da ana transfer döneminde de, ara transfer döneminde de karavan attı. Tabii. Büyük bir zarara uğramamış mıdır? Başarısızlık var. Başarısızlık var. Maddi olarak da zarardır. Eğer böyleyse bu mutlaka açıklanmalı. Bence zan altında kalmıştır başkan diye düşünüyorum. İkincisi de başarısızlıklarımızdan ders çıkardık dedi. Yeni sezona hazırlanıyoruz dedi. Ama yeni sezona hazırlanırken özellikle bir tribün refleksiyle farklı takımların olaylarına girmemesi gerekiyordu. Onları saklı tutabilirsin. Zaten dillendirdin. Bir daha bunu dillendirme. Sen, insanlar şunu duymak istiyor. Fenerbahçe, Galatasaray'la, Beşiktaş'la, şunla, bunla, işte hocası şunu aldı, tazminatıydı falan. Bunlar yan dallar. Bunları bırakalım. Evet. Ana unsura gelelim. Sen
bu sene ne yapacak Fenerbahçe? Bir de Fenerbahçe taraftarı özledi. Yani kupa ya, almayı, olur şampiyonluğu. Ya. Tarihinde Fenerbahçe'nin çok az dönem var bu kadar ara verilen. Tabii. O yüzden bu sene başarı olmazsa olmaz. Ve o minvalde tecrübeli isimlere dönülecek Fenerbahçe. Kolarov ismi gündeme geldi. Hocanın çok istediğini söyleyebiliriz. Bu konuda peki Kolarov sizce doğru isim midir? Çok kaliteli bir oyuncu. Benim şahsi fikrim müthiş katkı vereceği yönünde. Hiç, sizin görüşünüzü merak ediyorum. Kesinlikle aynı. Hiç şüphem yok. Ben hep maliyetten yanayım. Hı-hı. Yani Fenerbahçe'mize, Galatasaray'ımıza, Beşiktaş'ımıza geçen isimlere baktığımız zaman %80'i yakışır isimler. Hı-hı. Yani bir de Evren, futbolcunun şunu unutmayalım. Bu futbol oyununun en büyük kumarı transfersiz. Hı-hı. Belki yanlış anlaşılacak hani kumar derken. Çünkü oyuncunun verdiğiniz para bir önceki sezondaki performansına para veriyorsunuz. Gelecek performansını bilemiyorsunuz. Sizde ne verecek o? Ben geçen sene bir önceki performansını Evren'in beğendim. Çok hoşuma gitti. Benim hocamın da oyun planını uyuyor. Al parayı deyip alıyorum. Ama bu demek değil ki. Parayı verdim bak aynısını göstereceksiniz. Futbolda bu yok. Bu olmadığı için başarısız teknik direktör oluyorsunuz. Bu olmadığı için başarısız başkan oluyorsunuz ve gidiyorsunuz. Özelinize konuştuğunuz zaman ya biz işte kulübün kötülüğünü mü istemedin tabii ki. Tabii ki istemedin ama bu işin de kumarı bu. Transfer yaptın, başarılı oldu. Olmadı sen en kötü başkansın. Kolarov gelirse tutar mı? Tutar. Ben net bir şekilde... Nerede oynatır Ersun Hoca sizce? Direkt sol bek tabii ilk seçeneği ama... Yani ben sistemde çok esnetebileceğini de düşünüyorum hocanın. Yani bir işte Caner Gökhan etkisi vardı biliyorsunuz onların o kanatları 80-90 metre kullanma etkisi. Hocanın elinin çok rahat atacağını ve o kulvarda mutlaka kullanacağını düşünüyorum. Bir de duran top özelliği de çok büyük silah. yani Fenerbahçe'ye karşı oynayacak 18 takım var ligimizde. Geriye kalıyor kendisinin haricinde 17 takım. Minimumda 14 takım, 13 takım kapalı savunmaya hücum edecek. Öyle değil mi? Ne üretmen gerekiyor? Özellikle hücum bölgesindeki repertuarını genişleteceksin. Kanat organizasyonların kaliteli olacak. Olmadı, çözemedin, olabilir. Durant İyi önlem ama. Mutlaka merkez hücumu deneyeceksin. Pas oyununu deneyeceksin. Yüksek kaliteli pas oyununa iyi ayaklar takımında bulunduracaksın. Olmadı. İşte senin söylediğin. Duran topla. Bu bir şuttur, bir kazanılan bir atıştır. Kornerdir, bu bir kornerdir, bu yan toptur. Stoperlerin dahi bu skora katkıda bulunacak bir hareketli topa da çok iyi vuruyor. Hareketli topa. Yani onun için iyi bir transfer olacağını düşünüyorum ama biz herhalde önümüzdeki haftaya kadar birçok ismin biraz daha netlik kazanacağı bir dönemdeyiz. Özellikle o programın başında söylediğiniz forvet transferinde belki de heyecanlandıracaktır voleycileri. Yani ben net bir duyum olarak çok da yoğunlaşıldığını ve bitme aşamasına geldiği söyleniyor. Tabii ki başkanın özellikle vurguladığı bir şey vardı Evren. UEFA'nın bize keseceği faturaya göre A takım yapılanması belli olacak demişti. Bence halen bu bekleniyor. Çok da haklı, çok da doğru. Toplanan paranın miktarı çok yüksek ama başkanın verdiği rakamlara baktığımız zaman, beklentilere baktığımız zaman neredeyse hani 1/3 gibi. Daha halen işte UEFA'yı mutlu edemiyoruz. Mutlu edecek katılım için yeni projeler hayata geçecek dedi başkan. Fenerbahçe kısmıyla ilgili toparlarsak UEFA'dan gelecek haber bekleniyor. Evet. Daha doğrusu o durum netleşecek. Kolarov transferi imza aşamasında dünyaca ünlü bir yıldız. Henüz kim olduğunu biz de bilmiyoruz ama Premier Lig'den bir forvet, bir santrafor olduğunu söylüyoruz. Mert Günok konusunda anlaşmaya varıldı. Kulüpler transfer masasında, pazarlık aşamasında değil. Ve bence de bitime çok yakın çünkü yani, Başakşehir'in de bu olaya sıcak bakacağını düşünüyorum. Burada tabii ki Başakşehir Kulübü'nün de şunu söyleyelim. Özellikle sevgili kendisinden müsaade aldığım için söylüyorum burada. Mustafa Eröğüt CEO'suyla görüştüğümüz zaman. Çok selamlar buradan. Buradan da sevgili çünkü Mustafa. Voley'de de Başakşehir sayfasını açılmasına büyük etkisi oldu. Çok da severiz Mustafa'yı. Çok çok teşekkür ederiz. Genel bir kanı vardı lig bittikten sonra. Özellikle Abdullah Avcı hocanın ayrılışından sonra sanki artık şampiyonluk yarışından kopmuş. Sanki önümüzdeki yıl artık eldeki mevcutlarla hani kalanlarla ligde orta sıralı oynayacak bir Başakşehir izlenimi verilmişti. Ben de sordum. Böyle mi olacak? Hayır hocam dedi. Elbette ki dedi takımımız yaşlı bir takım dedi. Gençleşmeye çalışıyoruz dedi. Ama gençleşirken de dedi yapacağımız transferlerle dedi yarışmacı olmaya devam ki edeceğiz. Ki Aziz Behiç ve Muhammed transferleri de bunun göstergesi. Yani şimdi evet Adebayor'u gitti, Bayiç'i gitti ama hiç
konuşmuyoruz. Son bir aydır, bir buçuk aydır ligdeki santrafor performansları, ben milli takıma bile çağrılabileceğini düşündüm. Mevlüt performansını tutuyoruz. Evet, Mevlüt de var. Haksız mıyım? Mevlüt de şimdi benim oyun. Mevlüt'ü satıyorum fazla desin. Bak Mevlüt'ü satıyorum desin, müthiş para kazanır. Tabii. Ya müthiş bir de para kazanır. Mevlüt futbolu da hani yurt dışında geliştiği için yani zamanlaması, gol vuruşu, doğru koşusu, ön direk koşusu, arka direk koşusu, hani o işi çok iyi bilen, doğru oynayan bir oyuncu. Evet, Visca, ve çok iyi profesyonel. Evet, Visca konusunda da görüyorum, duyuyorum, üzülüyorum. Şöyle üzülüyorum. Yani sanki bir algı yaratılmak isteniyor gibi geliyor. Ama ben konuşmalarımda şunu bilgiyi aldım. 14 milyon euro devre arasında verilen bir oyuncudan bahsediyoruz Suudi Arabistan'dan. Arabistan'dan aynen. Suudi Arabistan. Şimdi ve satmadı Başakçı. Dedi ki hocam dedi, sen dedi sana verelim transfer sorumluluğunu dedi. Bu adamı kaça satarsın dedi. 14'ten aşağı vermem dedim. E biz de onu bekliyoruz. 14 verebilecek yerli kulüp var mı dedi. Şu an yok. Yok. Bırak 14'ü, 5'i 6'yı zor çıkıyorlar. Oyuncu eder mi bana göre? Zamanda eder tabii. Zamanında seviye de çok istemişti. Vermemişlerdi. Şimdi için bakıyorum manşetler atılıyor. Gemileri yaktı geliyor Fenerbahçe. Ya yapmayın. Fenerbahçe özelinde hani bir şey değil mi? Beşiktaş'a, Galatasaray'a neyse herkes ister bir şey. Ama yapmayın. Oyuncu geldi. Okan Hoca'yla konuştu milli takım dönüşünde. Ekstra birkaç günde haklı olarak izin aldı. Kafa izni. Eşini de Türkiye'de aldı ve Türkiye'de şu anda tatilde. Dönecek, gelecek Başakşehir'le yeni sezona başlayacak, bunu da söyleyelim.